Oyun Fatih Ekran'dan hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte GTA 5 gerçek hayat roleplay serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Jet Fadıl'la dolandırdık kardeşlerim. İlk 3 bölüm çetelere bulaştık. Şimdi Ahmet kardeşim de yanıma geldi. Kendisi dolandırıcılık üstüne master yapmış bir kardeşimiz. Zaten tipi de bana... Gelsene oğlum, neredesin lan? Geliyorum hocam, koşuyorum şu an. Allah aşkına kardeşim, şu tipe bakın ya. Yok böyle... Bu ne oğlum? Hocam her zaman... Oğlum sen bana benzemişsin lan. Hırto! Hocam aa, şapkam düştü. Hocam seni zaten meşhur... Hocam şurada bir olay var, gel. Kardeşlerim hiç paramız yok. Kendimizi şirket müdürlerim diye kandırıyorum. Ama metal... Banka soyuyorlar hocam! Gel. Hocam! Hocam sen iş adamı olarak müdahale et hocam, gel. Dur bir dakika, selamünaleyküm arkadaşlar. Bir saniye dur. Ne oluyor burada da? Banka soygunu mu? Ha yok lan, ne banka soygunu, bir şey var. Evet banka soygunuymuş. Memur bey. İndir bakalım. Bankayı mı soyuyorlar? Çek. Selamünaleyküm abi. Göster basın kartı. O Jet Fadıl bey. Abi seni çok severim abi. Hiçbir sahibi kalmamış olur size. Bir saniye geri gidin ya. Bir dakika daraltı verdiniz bana. Abi. Ne oluyor burada gençler? Ne oluyor burada, bir hareketlilik var ya? Ya burada işte röportajı yapmamıza izin verin. Polisler izin verin. Tek konuşun da bir anlayalım sizi. Ne zaman çalışıyorlar? Ya yani biz araba bu... ayarlayabilirim ben istiyorsan. Yok eyvallah. Tamam. Oğlum bunlar ne yapıyor şimdi burada? Abi bir selfie çekerek mi ya? Abi bir selfie çekerek. Çekil kardeş, çekil. Tamam. Oğlum abi, o kadar tanımıyoruz ki kardeşlerim yani Jet Fadıl olarak. Gördüğünüz gibi halka çekim yaptırmaya izin vermeyen polis gidiyor şu anda. Çocuk hocam haber. Jet Fadıl bey, röportaj yapabilir miyiz acaba? Bir dakika. Yok fotoğraf yani. Çekeceğiz. Gördüğünüz gibi tomalar gidiyor, bize çekim izin vermediler. Şuradaki... Jet Fadıl bey. Tamamdır, kırmızılar eyvallah. Lukas bey, polis memuru evet, beni sıkıştırıyor. Güzel gazeteci beyefendi. Ahmet, çaktırmadan şu kırmızı arabayı düzelsene ben bunları konuşurken. Jet Fadıl bey, bir dakika gençler, tamam. Sakin olun, neredesiniz? Ahmet, neredesin? Gel. Abla ya, yürü bunları mı çekeceğiz? Arabayı kaçırmıyor, bizim araba. Ne kaçırması oğlum, dur vereceğiz ya. Aracı çıkartıp geliyor. Yürü, tamam. Ali neredesin sen, alak seni. Gerçi iki kişilik bu. Oo araçlar iyiymiş lan bu kırmızıların. Çok iyi bu ya. Oğlum çok bağırarak oynuyorsunuz arkadaşım. Büyük ihtimal şu an şu sahneyi izliyorsun. Yani ne be abi, bağırmayın, sakin ol ya. Çok ses üstü bindi ya orada. Aynen, rol yapamıyorlar abi. Sakin olsalar. Hocam şu neredesin sen, araç ya, sallanıyor. Kapanmıyor oğlum. Aa kapandı. Elinle tut orayı. Tamam. Hocam bizim adam dolandırmamız... Aha geldi. Oğlum bunlar GPS'ten görüyor lan. Kaçırdık mı zannediyor oğlum? Dursana o çocuğu, ben bir döveyim şurada hocam. Çek kenara. Bir dakika. Hop. Ne yapıyorsun birader ya? Abi ayıp ettiniz ya. Oğlum sen demedin mi bana aracını al gez diye? Ne yapıyorsun? Tamam. Çocuk ne güzel rol yaptı. Bir şey yok. Kalk. Abi pardon abi. Tamam kalk koçum. Tamam bak. Bekle aslanım. Bir dakika aslanım, bir konuşayım, bir sus ya. Sen nerenin çöplüğünde ötüyorsun koçum? Biz Diablo abi. Diablo mu sizin? Diablo evet. Bilet. Diablo blotçu musunuz siz? Efendim abi? Bir şey yok. Zıtlar Ranköy koçum. Oğlum sen abi, Diablo blotu tanımıyor musun lan? Tanıyorum abi, gel götüreyim seni, gel. Siz o yüzden mi kırmızı giyiniyorsunuz? Evet abi. Koçum şimdi... Fadıl abi aşırı kırmızı abi. Tamam. Oğlum bizim Ali'ye de araç lazım. Şunu da mı çalsam? Abi, alın. Onu da sen çal hocam istersen. Koçum senin isim neydi? Ben şu arabana bir bakayım da. Koçum sen bir atla bakayım benim araca. Tamam abi ama bozulmuş. Ya nasıl bozulmuş oğlum? Niye vurdun sen ya? Biz duruyorduk zaten. Bozmuş hocam aracı, dur. Pardon abi. Gel. Şş koçum. Evet abi. Sende bir 30 bin var mı ya? Bana bir fişeklesene. Abi tüm paramı fişekliyorum sana, bekle. Tamam gel, sen bütün hepsini at koçum. Bekle hocam, çocuğu bir soyayım da. Abi. Tamam hocam, sen hallet onu. Bu mu? Bu mu senin bütün paran? Yok abi, arkada da var, dur. Ha tamam, arkadan ne atsam da çantadan. Oğlum bak, ben bilgisayardan görüyorum şu an. Tüm paranı yolla. Oğlum ne yapıyorsun lan, çocuğu mu soyuyorsun? Abi konuşur musun? Şş, sizin lider kim siz? Kaç kişisiniz koçum? Biz 8 kişi varızdır. 8. Peki siz yeşil çetelerle falan var mı bir münasebetiniz? Ha yok. Ha tamam. Abi ya sen çok... Siz ne işle meşgulsünüz? Biz. Vallahi biz
iyi insanlara, reislere mesela abim gibi. Kanka Fadıl bizim paramız boşuna gitti orada ya. Yok yok sağ, sorun yok gençler. Fadıl abi gibilere iyi davranıyoruz da bazı şeyler eyvallah, var. Eyvallah. Meslek olarak mı yapıyorsunuz bunu? Mesleki olarak mı bunu yapıyorsun? İşte evet. Benim İban'ım baba olabilir koçum. Genellikle tamam. Bana baba derler de. Babasın abi zaten. O zaman sen bizim babamız ol abi. Eyvallah babanızım oğlum zaten, bu şehrin babasıyım ben. Şşş Heisenberg. Evet koçum, abi. Koçum lastikleri patlatacaksın, yapma bak, çocukların aracı tamam, zaten. Tamam abi tamam. Tamam abi. Çocuklara da aracını abi veririz. Kaç para yatırdı lan bu? 3000 attı oğlum bu çocuk, azı attı lan. Tamam koçum eyvallah. Biz de şuradan bir yemek yiyelim geliriz tamam. Bunları ben de vereyim isterseniz. Tamam abi. Eyvallah eyvallah. Tamam git. Çocuk rol görüşürüz dışına çıkmıyor ama bak, aferin. Tamam devam et abi. Görüşürüz. Eyvallah. Bu ne yapıyorsun lan? Hocam artistlik çıktım çocuklara şey olsun oğlum diye. Oğlum sana bir şey diyeyim mi? Serverda kimsede para yok ya da herkes pinto olmuş hocam. Ya da evet biz çok beleşçiyiz hocam. O da ayrı bir konu. Nereye süreyim? Şimdi dur, Ali'yi almamız lazım da hocam. Bu araç 2 kişilik 4 kişilik araç çalmamız lazım. Hocam galeriye doğru geldim ben. Geldin mi? Tamam galeriye gidelim, araç çalalım hocam. Yok yok geliyoruz. Evet kırmızıyız. Tamam, işaretledim. Attım attım. Sen devam et abi araç galerisine, şimdi biz adam soyarız. Olmadı 3 el şey yapalım ya. Postacılıktan da para geliyor. Ben ilk girdik bu server'a Fatih, ben gözükmüyorum tamam mı? Bug oldu. Aa hep oluyor. Arabanın içine giriyorum. Galeride Ahmet Bey'in otomatik test arabası diye ileri gitti, ileri gidiyorum. Oha! Ne yapıyorsun oğlum? Hocam adama çarpmamak için arabaya çarptım. Yola fırladı. Abi iyi misiniz abi? İyiyiz iyiyiz ya, bir şey yok. Emniyet kemerini bağlamış. Araç bozuldu yalnız. Biz de ya oğlum sap mısın sen, ne yapıyorsun ya? Adamla çarpacaktım. Adam gibi sür hocam. Görmüyor musun adamı? Tamam, efendim bir şeyiniz ya var mı? Yo, bana çarpmadınız da şurada koşar. Atla hocam gel. Oğlum ben sana kaç kere adam gibi sür demedim mi ya? Abi pardon abi. Terbiyesiz. Çal çal adamı arkaya da Ali'yi atarız hocam. Hızla hızla hızla. Hızla tamam hızla. Devam hocam et. Burada bir olay var ya, istersen geldik, bir gel. Geldik. Ya önümü kırıyor bak. Tamam tamam bir şey olmaz hocam, gir. Zaten server'a giren girmiş. Bu nasıl araç lan? Hocam iyiyim, şuna bir bakalım. Gelin abi burada bir kalabalık var tamam, ya. Tamam tamam dur, ben ya ağırlığımı adam koyayım hemen oraya. Nerede? Gel gel galeriden çık tamam. Geldim ben. Göreceğim bir. Geldim abi galerideyim. Çık diyorum galeriden. Tamam yola çıktayız, yoldayız. Değilsin oğlum, yolda benim ya. Minibüs orada mi? Dalga mı geçiyorsun, yoldayız işte. Bak gel, yeni çıktım. Ha diyorum, gördüm gel. Kesin bu odur ha, bak aynı tip. Gel bak şurada şurada. Ne olayı var? Şurada bir sürü kalabalık var ya. Ha biliyorum oğlum onu. Ha banka şey soygunu onu diyorsun. Banka soygunu evet, gibi bir şey yapıyor. Aramızı çalıyorlar. Yok yok bizim değil o. Bizimki şu yok. Harbiden olaylar var ha. Gelsen hocam şunlara bir rajon keseyim. Var mı içeride? Onlara ben araba satayım istersen. Olur olur satalım. Dur gel gel. Beyefendi hoş geldiniz. Araba mı bakıyorsunuz? Selamun aleyküm. Aleykümselam. Oğlum bana yönlendir, bana bana. Yardımcı olabilirim. Reis, başkan senin yüzüne ne olmuş ya? Opa ne oluyor burada ya? Şş kırmızılı, senin isim neydi la? Unuttum ben. Gel buraya gel biz gidelim. Ney, Muhammed mi? Mehmet. Mehmet'cim sen bir gelsene, ben sana bir şey soracağım ne? Tamam abi. Mehmet siz şeftali, karpuz, marpuz topluyor musunuz galiba? Şimdi ben haberini aldım onun. Evet. Doğru mu? Günde kaç Allah kilo şeftali? Allah'ım ne içersiniz, ne ikram edeyim? Bir saniye sözümü kesme demedim mi lan ben sana? Allah, terbiyesiz. Allah'ın cezası. Git buradan. Mehmet koçum evet, şimdi abi. Siz günde kaç kilo şeftali, karpuz topluyorsunuz bakayım? Vallahi eskiden biliyorduk da yerini. Aa şimdi şu bilmiyorsunuz mu? Koçum ben yerini biliyorum. İstersen sana 100 bin dolar karşılığında kaç şeftalinin dolar yerini de, karpuzun yerini de, efendime söyleyeyim epe gümeci, ne istersen hepsini söyleyeyim sana. Kaç bin dolar demiştin abi? 100 bin dolar koçum. Oo, bir ne olsun aslanım zaten ya. Günde 200 bin kasacaksın orada, ne olsun. Daha dün 150 bine sattık. Şeftalinin yerini biliyoruz. İstiyorsan satalım sana. Senin ne kadar paran var koçum? Vallahi verdim ben sana abi 4000'i. Ne oğlum 2000 dolar attın gözüne. 2000, biz milyarlık adamız ya. Doğru diyorsun abi. Tamam sen senin ekibe söyle. 100 bin dolara şeftalinin mekanını söylüyorum. Abi sen numaranı ver bana.
Numara Heisenberg, sen ekle bu arkadaş, iyi bir çocuğa benziyor. Sen asistanımı ekle. Abi ben telefon kullanmıyorum abi, radyasyon yaydığı için. Oğlum sen dalga mı geçiyorsun lan benle? Oğlum asistana bak, telefonu yok. Benim de dayım radyasyondan öldü abi, ben de telefon kullanıyorum. Bu ne ya? Tamamdır abi, koçum sen beni buralarda bulursun. Başkan biz buralardayız ya. Tamam, sen bizi abi bulursun. IQ'm mu? Hadi bakalım. Dakika başı beni arar. Eyvallah. Aynen. Eyvallah. Kanka senin şu araca bir... Hocam gel... ünlü iş adamları geldi, dur dur. Dur dur tamam, satalım, getir satalım bunlara bir araba. Araç mı bakacaktınız? Aynen bak kardeşime bir hediye almak istiyorum ama. Ben size yardımcı olayım, hemen şöyle oturun. Gelin şöyle. Abi, oturalım abi, ya. Bana hediye al. Felipe çok... değil mi lan bu? Evet Felipe. Ne içersiniz, ne ikram edeyim size? Sizin zahmet vermeyelim bak. Şşş. Biz şöyle araba... Ben size bir kargo saçlı, koyayım. Sarı saçlı. Buyurun. Bir takip et bakayım beni. Tabii. Dursan hocam, ben bunu bir soyup bir şeyler yapacağım buna. Bu Felipe ha, tipi de aynı. Senin isim neydi aslanım? Benim isim... Ha. Luris Miller. Oğlum benim... öyle bir söyledin ki kendini de çok düşündün ha. Yok abi, benim abimin ismini kullanıyordum normalde. Abimi bu şehir yutmuş. İntikamını almaya geldim buraya. Bana araç lazım abi, var mı ya satacağım. Tamam sen gel bakayım şuraya. Dur hocam, bu çocuk abi, intikam alacakmış paranız. Abi belki tanırsın abimi, bir Felipe diye biriydi biliyorum, be. Biliyorum biliyorum, sen ha, merak etme sanırım. Şimdi arşivlere bak. Adamlar içeride oğlum, sahibi içeride oramadı. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Müsait miydin abi? Şş, koçum siz bir dışarı çıkın ben bakayım. Beyefendi bir dışarı çıkın, burada bir şey konuşuyorsun. Çık bakayım. Bak aslanım. Şu adamı görüyor musun, şu adamı? Gördüm abi. Şu kel abi. Bu kendisi benim amcamdı. Hain şerefsizler tarafından pusuya düşürüp öldürdü. Bak görüyor musun amcamı, ne kadar mübarek suratlı bir insan. Çok iyi birmiş abi. Görüyorsun. Allah, evet abi. Pardon şimdi abi, senin pardon bu abi. Kimi arıyorsun sen, katil matil mevzuları duydum sizden. Abi benim abimi korumaydı benim bir abim. Nerede koruma? Adına birini koruyordu. Aa, ismi neydi ben bilirim ya. Felipe oğlum nereye götürüyorsun, getir şu aracı. Benim abim oğlum Felipe'ydi, işim ben var, geleceğim. Ya Allah'ım ya. Susun oğlum. Tamam da bir şey mi yaptılar ona, onu anlamadım. Abi koruma, Seyfullah abimi korurken o başkan olacakmış, öyle duydum, öyle yazmışlar bana mektupta. Korurken hain pusuya düşürülmüş onlar. İsmi neydi senin? Yerde. Ha Felipe'yi diyorsun. Aynen abi. Tamam abi, senin isim neydi, bir daha de bakayım ismini sen. Luris Miller abi. Luris Miller. Dur bir bak. Bilir misiniz ya? Bu ne oğlum Fatih abi? Ben mi? Yavurgan iyi ararım birazdan. Tamam koçum, ben anladım şimdi senin şeyine baktım bir. Geçmişine, geleceğine. Sen şimdi ne yapıyorsun iş olarak? Abi biz işte bir hafta oldu kasabaya geleli. Anladım. Şey yaptık işte, bir postacılık mostacılık bir tutunmaya çalışıyoruz abimin intikamı için yavaş yavaş. Ha, topladınız mı para mara bütçenizi? Abi 50 bin mi ne var işte ikimizde, Jack Miller'la kardeşim benim o şu. Anladım. Anladım. Tamam, siz şeftali karpuz işine girmediniz değil mi? Abi girecektik normalde yani, de. Yapmıyorsunuz yani kabzımancılık. Bilmiyorsunuz mu yerini? İşte onun yerini aradık biz azıcık. Koçum ben yerini biliyorum. Size kıyak yaparız da işte, biz de biliyorsun artık ekmek parası, ekmek parasıyla satıyoruz yerleri ya. Yapacak tabii bir şey. Tabii abi alayım. Neye karşılık abi? Koçum şimdi şeftali biliyorsun. Ekonomiye göre fiyatlar arttı. Evet. Şimdi yerleri bulmak zor olduğundan dolayı kazancını da bir o kadar da arttırdılar devlet. Tabii biz 100 bine satıyoruz aslanım. İki mekanda. Evet. Abi sen bize bir kıyak yap, abiliğin olsun. 50 bine anlaşırız onu biz. 50 bin mi? Aynen abi. Şimdi oğlum, bir mekanı bilmiyoruz şey yaparız. Posta dağıtır. Al 50 bini, gel arabayla götürelim. Bu da Felipe'ye tanıyoruz. Tamam koçum sen bir 60-70 bin yapın. Tamam abi. Tamam mı? Sen bir numaranı ver bakayım bana. Vereyim abi. Abi benim numara 3884. 3884. Tamam. Tamamdır. Şimdi... Abi sen de bir mesaj at, bak kaydedip seni. Ben seni arıyorum koçum. Tamam abi. Ya açmayayım da yazmasın fazla. Tamam tamam, sıkıntı yok. Şimdi postacılık yapıyorsunuz ha siz? Aynen abi. Güzel güzel. Tamam biz seninle sonra görüşeceğiz. Tamamdır abi. Ben hemen bir
şey bir tur daha posta da atacağım. Eyvallah. Hah geldim, ne oldu? Bu haritadaki portakal elma alanları Fatih ne? Abi. Tamam, eroin işte ama onu kimse nerede olduğunu bilmiyor. Abi. Yok ki oğlum, ben bu alana geldim. Burası tamam, bu yok o yalan işte. Sen bulan söyleyecek onu. Ne oldu aslanım, söyle bakayım. Biz de size takılabilir miyiz abi? Ne takılabilir miyiz koçum? Ne yapacaksın takılıp? Yani senin yanında çalışmak istiyoruz. Aynen abi. Koçum şimdi benim yanımda çalışmak istiyorsanız bazı şartlar var. Tabii abi söyle. Anlatabiliyor muyum? Şimdi biz devlet tarafında hem legal anlamda hem de tabii gençler illegal anlamda da çalışıyoruz. Ama onları tabii çok söylemek evet, istemiyorum. Yaptık biz abi. Ama benim %80 işim legal, devlet yönünde şirketimiz tamam, var, postacımız var. Ama tamam, bize katılmanız için bir CV çıkartmanız lazım. Şimdi ben sizin kim olduğunuzu, ne olduğunuzu bilemem. Tamam, şu arkadaşının sakalının bir tipine baksana şimdi, ben bu adama nasıl güveneyim? Doğru diyorsun abi. Tipe bakar mısın? Aynen sen, abi. Şimdi sen bana bir fizibilite raporu çıkar, tamam mı? 15 dakika sonra burada buluşalım. Kaç tamam, kişisiniz? Diğer üyeleri de getir buraya. Yok abi, biz ikimiz zaten. Ha, ikiniz misiniz siz? Evet. Arkadaşının ismi neydi? Arda. Benim ismim Arda. Arda, anladım. Koçum şimdi bizim biz birazcık böyle mason, ha bak Heisenberg'ümüz de geldi. Biz biraz böyle masonlaşmış bir loj olduğumuz için giriş ücretimiz ne kadardı? Heisenberg. Giriş ücretimiz abi 25.000. 25.000 kişi başı. Evet. Tamam. Arkadaşlara bir güzellik yapayım ben. Şurada evraklardan bakayım. 20.000'i alacağım ben sizi kişi başı. Tamam. 40.000'i getiriyorsunuz. İkiniz bizim en sağlam adamımız. Sizi kiralık katil olarak kullanacağız. Gençler bu arada yanlış anlamayın. Hani giriş ücretini biz biraz fazla normalde de, ikinizi ben sevdim bak, gözünüzden böyle bağlı yeminli çocuklara benziyorsunuz. Evet. Biz de bu yollardan geçtik. Şimdi biz sizlere inanmak, hani bunu bir sözleşme babında o 20.000'i düşünün ama kiralık katil olarak bakayım, baksana ya şu çocuk kaslı ya. Baksana şu. Ben bir bakayım. İyi iyi evet iyi. Tamam koçum, siz 40.000'i getirin. Heisenberg sen telefonu evde mi unuttun ya? Evet ya abi. Tamam biz bir telefon. Çocuklar bak 15 abi, dakika bak, sonra falan bak, burada olun tamam mı? Siz beni bak burada abi, bulursunuz. Güzel güzel maşallah. İyisin, bu çocuktan iyi, bir şey olur. İyi iyi. Güzel. Ali biz var ya, şeftali karpuz mekanını bulsak. Abi benim bir şey kısarınız peki? İnanılmaz para kasarız. Ya gerçi bulmasak da kasarız. Bilmiyorum ki. Bak abi. Neye benzediğini biz süper, helikopterle bulurduk. Hocam bizim şey yapmamız lazım. Arabayla gezmemiz lazım. Tamam gençler. Helikopter var oğlum. Evet abi. 15 dakika sonra falan burada görüşürüz tamam mı koçum? Tamam, ama bak abi, şş, kimseye benden bahsetmeyin. Bak jet faldının adamıyız bilmem evet, ne. Bize şimdi araba lazım. Şu kırmızı arabayı bize verseniz olur mu ya? Diğeri ya, çalındı. Arabayı da kaçırdılar. Oğlum bizim limuzin ne oldu? Abi o çalındı ya. Ahmet maalesef, ben araba getirdim galeriye. Nerede? Dörtlü mü? Ha, oo gel gel getirdi ya, getirdi jip. Zıplasana hocam bir. Ha bizim şirket aracını getirmiş tamam. Eyvallah. Fadlı abi. Sür sür sen sür. Bir koçum bir efendim, baksana bana. Evet. Senin adın ne? Mehmet. Gel bakayım şöyle gel bir Mehmet. Ne yapacaksın oğlum çocuğu? Bunları işe aldık hocam bize, dövme çocuğu. Ne oluyor lan? Dur dur Ahmet gelsene, bir rol yapacağım hocam, gel gel. Şş bir dur bir dakika. Aslanım. Senin isim neydi ya? Araç alacak mıydınız? Şş, ne aracı koçum, burada aracı biz satıyoruz. Koçum bir rahat vardı bize. Bizim mekanda sen araç mı satıyorsun ha, koçum bize? Kusura bakma. Tamam şş, yeşille senin isim neydi ya, biz birini arıyoruz da. Kevin kardeşim. Kevin mı? Evet. Aa, dur bakayım. Baba araç lazım mı? Koçum senin bu yeşillerle falan bir alakan var mı ya? Evet ben Rostik'tenim. Aa tamam. Ya bir arkadaş vardı da kendisiyle bir para mevzumuz vardı. Bir konuşalım abi. Tamam siz konuşun ben siz... Yok size diyorum. Buyurun ben sizi mekaniğe kadar misafir edeyim, orada görüşelim isterseniz. Sizin mekaniğiniz mi vardı? Evet. Hangisiydi o? Şurada arka sokak. Fatih gidersek kötü şeyler aynen, olur. Aynen öldürürüz. Bir şey diyeyim. Jet tamam, 10 dakika sonra size uğrayacağız. Tamam bekliyorum. Ya bir arkadaş sizin bir borç evet, istemişti de benden, kendisine tahsis ettim çeki. Bir kim borcu vardı onu alacaktım. İsmini unuttum ama size benziyordu ya. Bro mu sen buraya gelme bro hadi, sizin tipiydi hadi, böyle size benziyordu ama saçları yeşil miydi onu hatırlamıyorum. Katiller gelmesin buraya ya. Neyse biz 10 dakika sonra sizin mekaniğe uğrarız. Fazla abi. Hocam abi, bunlar bizi var ya arası. Efendim aslanım ne oldu? Sana güzel bir Deviant satayım mı? Çok güzel bir araç. Ne kadar koçum? Sana indirim yaparım ben ya. 70 ne kadar oğlum? 70.000 mi? Evet 100.000 kadar. Ya koçum şimdi bizim şirkette 10 tane araç var zaten. Ne yapacağım vay, ben aracım? Eyvallah. Fadıl abi. Çok Fadıl abi. Çok karışmasın ha. Şimdi biz para biriktireceğiz ya. Evet. Sen bir gitsene. Söyle aslanım sen, bir şey olmaz. Söylesene. Söyle sen. Abi seni hangi lira bulabiliriz?
Koçum, sen bizi burada bulursun. Koçum sen bizi burada bulursun, tamam mı? Sen 40 bin kas gel, hadi bakalım. Sağ olun. Size de öneri verebilirim. Bu aracı açayım mı? Yok yok, eyvallah. Tamam. Sür kanka öneri sen. Öneri verecek kim öneri? Ben. Şu arkadaki motorlu var ya abi. Ha. Ondan uzaktırın, katil o. 100 tane adamı öldürmüşlüğü var, dikkat edin, tamam mı? Kardeşim benim de 200 tane var, açın mı? Hocam ben sana bir şey diyeyim mi? Bu çocuklar bize 40 bini bugün getirir abi, bunları kafaladık. Bizim şeye adam alma uğruna hocam 30 bin, tamam mı? Giriş locamız 30 binden açalım Ahmet. Böyle 300 bin yaparız abi. Zaten millet de beni kardeşlerim YouTube'dan tanıdığı için şimdi geliyorlar. Önemli olan rol dışına çıkmasınlar. Şimdi bro, o çocuk dedi ya sana, gel seni mekaniğe götürürüm. Orada benim çükü keserdim, ben sana söyleyeyim bak. Aynen, ne çekmedik? Bunlar tekin adamlar değil hocam. Değil. Oğlum zaten yeşillerle aramızda şey var. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musun kanki? Mesela şimdi bu iki çocuğu aldık ya. 5 tane de alacağım. 10-15 kişi kurup sopalarla gireceğiz. Şimdi mekanik ne yapalım? Basarız. Şimdi hocam ben nereye gideyim falan? Ya hocam bizim bu haritada gizli yerler var ya. Bir bulsak onları, silahçı milahçı. Şeyleri kaça satıyorlar hocam? Bezbol sopasıdır vesaire. Mustafa ucuz diyordu onlara. Ucuzdu. Bakalım, 15 bin veya 20 bin. Bir bakalım kanka. Olmadı şey yapalım ya. İki el postacılık yapalım oğlum. Hiç para yok. Sizde ne kadar var? Bende 10 bin var. Bende de 10 bin var. Tamam. Bir bak abi. Silahçıya bir girelim. Oğlum arkada bir olaylar oluyor ha. Bir bekle abi şurada. Bakayım ben mi gireyim, bakayım geleyim. Aa 10 bin la. Pala 10 bin. Sopa 10 bin. Aynen ucuz. Hocam bankaya gidip çekelim. Gidelim alalım hocam, adam soyalım. Şeye evet. Gidelim kanka böyle. Aslında var ya bu şey adamları takip etsek bunlar bizi şeftaliye meftaliye götürür ha. Katiller matiller. Hocam şimdi ha. Server'da parayla helikopter satıyor. Kaç para? 300 lira mı 200 lira mı ne? Gerçek para ya. Heh, gerçek paraydı işte, bunların paketleri de 200 lira işte diyor. Donator adı. Garajdan mı çıkarabiliyor? Sınırsız. Herhalde sınırsız. Adam şimdi helikopter olduğu sürece o... Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Çatışma çıktı lan. Bak mesela şu adam da büyük ihtimal para verdi. Altın keleşi var adamın. Yani biraz çok pay to win. Aşırı pay to win. Yani helikopter satmak ne olur? Helikopter ne abi? Roket atar satıyorlar mı? Bizi takip ediyor şu arkadaki. Hocam şeye gidelim. Bankaya mı çekiyorsun? Banka vardı şurada ya. Tamam bankaya çek abi. Kaybedersek de zaten o çocuklardan 40 bin alacağız. Şurada banka. İşaretledim. Yo şurada gördüm ATM'ler çalışmıyor mu? Bilmiyorum. Büyük ihtimal çalışmıyor. Mapta varsa çalışıyordur sen ya. Sen çektiğim ya şey yap abi. Bak şurada ATM var. İşaretlediğim yere. Bence sopa alalım, tamam mı? Böyle kıytı kuytu dağlık alanlara gidelim hocam. Orada bir tane adam bulalım, indirelim onu soyalım. Pala alalım, pala tek atıyor. Aynen. Hocam bana 1000 dolar borç verir misiniz ya? Hocam vallahi veremem. Alacağım için bende de para bitecek. Bende var, ben veririm. Sen ver abi. 3667. Çektim abi, 11k para. Tamam. Gidelim sopa alalım abim. Ahmet sende kaç para vardı kanki? 3000 mi? 13000. Oo, hepimiz aldık sopayı. Tamam, gel. Böyle adam soyalım. Çekmeye Ahmet. Basıyorum, yazıyorum. Yanlış tutamıyorum. Dolar lazım Ahmet. Fatih palayı çantayla taşıyor ne abi, ne olsun. Çantayı nereden alacağız? J'ye mi basıyorduk? Yo, geçen bir tane adam hocam mabadından çıkardı dedi. Yok be, çıkarırız oğlum. Arabadan çıkarttık deriz, ne olacak? Evet. Arabadan bagajdan aldık deriz. Zaten arabayı adamın yanına çekeceğiz hocam. Bagajdan alıyorum abi dersin emaneti. Bir şey olmaz ondan o kadar. Hangi tuşta veriyorduk ya şeyi? Neyi? Ya para vereceğim bak, da. Bak beyler bu adamı takip edelim ha. Ben bunu biliyorum, daha demin ki çocuk bu. Gel yanıma gel. Bin. Bu çocukta para vardı, keşke soysaydık ya. Bak alıyor şu an. Aldım hocam palayı. Ahmet bu kadar zor olmamalı. Tamam. Pala burada. Bak, arabanın başında dursun beni. Gel alalım. Parayı... F2'ye bas hocam. Para oradan veriyorum. Para çekmeyi unutmuşum. Parayı yatırmışım ben, pardon. Allah'ım meselli. Hocam 2 dakika çekeyim daha. Tamam. Aslında Ahmet bu silah satış mekanını bulsak var ya. Oradan hacker falan aynen, buluyorsun. Aynen.
Kırmızılar burada. O çocuklar şimdi Black var ya. Black Market mi Fatih? Ney? Oğlum niye beni bırakıp gittin? Aman geliyorum bekle. Çeksin şunu. Hocam silah yerinin de hackerlığın da gizli yeri var. Onu bulursan silahlar orada satılıyor. Ve onu oyunda işte çok gizli yerlerdeymiş. Bunları nasıl bulacağız abi? Mesela bu şeftali toplama alanı falan. Bunlar hep troll değil mi şu an map'te? Ben hocam bir. Galiba. İsterseniz bir oralara gidelim. Bir dakika dursana bir. Ya neyse para çekecekmiş. Adam bisikletini kilitliyor ya. Nasıl hocam, bir kafa? Hocam gelin. Aklıma fikir geldi. Bu adam para çekiyor. Parası yetmedi. Şu yarı yolda palasını soyak. Aynen. Hadi bekliyorum hala. Ama maske takmamız lazım. Silahçıda bırakıp gittiniz beni. Maske takmamız lazımdı hocam galiba, öyle hatırlıyorum. Bir tuş var. Bir tuş kalktı ya, kıyafet çekmiyorum zaten. Yok yok kanka, bir tuş var. Hocam ne yapsın? Hocam dur, ben arada böyle bana geliyor, havale geçiriyorum. Hocam tamam, bir tane... Al. Dur, şey K, tuşu işte. K. Ama maske alacağız aynen. Maskeyi alalım, K tuşundan çıkarıp takabiliyorsun kısaca. Gidelim hocam, alalım hemen 3 tane maske. Aslanım bir baksana bana ya. Senin isim neydi birader ya? Mehmet. Ha tamam, pardon. Başka birine bakmıştım beyefendi. Beyler, bu adam teşekkeli bir adama benziyor. 40 bin doları var bunun. Gidelim hocam kıyafetçi, işaret atıyorum. Şurası hemen. Sür abim. Ready to go man. Hemen bir maske alalım. Maske alacağız da pantolonumuz Jet Fad'ın pantolonu. Bir su içeyim şurada. Milkshake içiyorum var ya, ooo manyak veriyor ha. Buz gibi. Tamam abim dur burada. Benim nakitim yok ya. Maske bitti. Maske buradan mı alınıyor şimdi? Bir bakalım galiba. Hocam nereden? Bence buradan değildir bu ya. Bence şey de olabilir hocam, bu haritanın alt bölgelerinde maskeci oluyor. Dur bakayım. Bu şeyi sattığımız yer. Hocam burada. Burada mı? Kulak, gözlük. Bekle. Kask var burada. Direkt kask mı alsak? Kask da olması lazım zaten. Dur. Aa, motorcu kaska takalım. Olmaz ki oğlum. Olur mu? Olur. Yüzün gözükmüyor. Ama yok galiba. Var. Motorcu kaskı var. Şu olur mu şu? Aha bence olur. Olmaz bence ya. Dur bakayım. Şu olabilir. Ben bunu anında yok, çıkarıp giyip yüzün, yapabiliyorum. Yüzün gözüküyor. Ha şu. Ama 91. Bu da admin kaskı. Ne alaka oğlum, koymuş adam, ne alakası? Girmiyor mu Tron maskesi? Yok oğlum ya. Hayır be oğlum, ne alakası? Ya bu benimkinden giyiyor hocam, gözükmüyoruz ya. Al bu ya, bu. Hayır bu. 91 alın. Çok güzel bak. Tipime bak hocam. Kimse benim jetme adım olduğumu anlamayacak he. Takıverin size kask. Ama rol gereği anlamayacak. Şimdi ben şeyi merak ettim hocam. K'dan. Çok saçma değil mi hocam? Ben gelip bir daha bunu mu çıkartacağım şimdi? Evet, saçma biraz. Oha, böyle saçmalık olur mu abi? Neyse gidelim, adam soyalım hazır öyle. Diğer bölümde çanta de çanta da alın isterseniz, ben aldım. Çanta mı? Gerek yok ya. Fatih kaçıncı sırada o? 91. Seninki hangisiydi hocam çanta? Ben gittim şu yandan aldım çantayı. Hocam 50 daha güzel. Fark etmez ya. Bak. Tamam. Çanta da aldım hocam. Oğlum tam bir şerefsiz ol. Vay, aynen o da fena değil. Ama benimki daha şey hocam, RGB benim. Hadi gidelim. Zıpla Fatih, zıpla. Hadi beyler, adam soyma. Bence var ya bir dağlık alana gidelim, şu şeftali toplama alanı. Belki oradan buluruz lan gizli yere. Onu çanta bir bulsak para kıracağız. Nereye gitsek acaba ya? Çok para lazım, çok. Yürüyün abi, dağlık alanlara çıkak. Aslanım, sen bana. Kullan şunu da nereye gitsek? Şuralara gidelim mi şeftali toplama alanına? Gidip bakalım bir ya. Şeftali toplama alanı orası diyor. Ali sen gittin ama yoktu değil mi toplama yere? Yoktu kanka. O zaman şeyde hocam, yani o alanda bir yerde. Bu yeşillik alanı, dağı, dükkanları, her yerin şey yapmamız lazım. Server kardeşlerim böyle bu arada. Hani ilk başta da söyledim sizlere. Burada silah satış yeri gizli. İşte eroin, kokain ne varsa o toplama alanları gizli. Siz kendiniz... Dursana lan, ne olmuş adam lan? Adam ölmüş.
Abi bana bir yardım edebilir misin ya? Dur 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 şuna bak. Ne? Osurum sen ne yaptın bu adamlara ya? Ne oluyor burada? Ne oluyor? Ne olmuş burada? Şöyle konuşun aynen böyle. Ben bilmiyorum ya valla. Bu adamı hanginiz öldürdü? Oğlum o adam benim adamım değil mi lan bu? Oğlum bizim Muhittin'i vurmuşlar. Muhittin'i Remzi. Muhittin'i niye vurdunuz lan? Ben vurmadım abi valla vurmadım. Oğlum kim vurdu? Soyalım soyalım soyalım. Abi valla lan abi. Oğlum senin ağzını burnunu kırarım lan ben. Sen niye vurdun lan Muhittin'i? Geç lan inşaata. Abi ben inşaata geç lan, inşaata geç lan. Tamam tamam abi. sus. İnşaata geç, inşaata geç. Geç Mehmet, arabayı al Mehmet, arabayı al. Tamam abi. Arabayı içeri çek. Abi, kendi isminizle konuşmayın başka. Adam Remzi. Makine çekti abi, adam makine. Silah çekti hocam, kaçın. Herkes teslim olsun, herkes teslim olsun. Tamam, yaklaşma. Tamam, sakin ol, tamam, sakin yaklaşma. Sakin ol. Geçin duvara, duvara geçin. Sakin geç ol. Duvara. Sakin ol. Yapacak bir şey. Yapmayın, yanlışlık olmasın. Şimdi abimi çekiyorsun. Biz Muhittin'i vurdu sandık o. Duyulmuyorsun ki. Abi, çoluğunun çocuğunun çorabı olayım. Bizim adamı vurmuş, o yüzden böyle yaptık ya. Abi, adamı vurmuş. Bir saniye. Adamı vurmuş mu? Adam mı öldü? Aynen bizim adamımızı vurmuş arabayla. Sizin adamınızı. Çok silah. Tamam. Abi bir dakika. Ben ilgileneceğim bir saniye. Siz herkes geçsin. Şey olsun. Tamam abi. Tamam. Bir saniye. Fatih abi çalayla vuralım. Çok silah var. Hepimiz öldüremez. Abi bilir misin? Elini kafamda çekersen iyi olacak ha. Abi ne olur bırak bizi gidelim abi. Abi ben bir şey yapmadım. Bir susar mısınız? Arkadaşlar gelecek, ilgileneceğiz. Lütfen bekleyin, hiçbir şey yapmasın. Abi lütfen yapmasın. Yapma. Tamam ben, abi arabayı çek ben, bari abi. Üstünüze arama yapacağım. Döner misiniz hepiniz? Abi üstümüzü ara sonra gidelim abi lütfen. Abi sen kimsin abi? Oğlum lan. Abi dur abi. Abi kimsin sen abi? Abi çıkar şunu ya. Bu nasıl bir rol yedin? Hadi ben abi dur ben gıdıklanırım abi. Allah! Abi ben gıdıklanırım abi. Salacağım geri salacağım. Öbürkü arkadaşı çağır. Öbürkü arkadaşı. Gel arkadaş kaçtım, nasıl çağıralım? Gittin nasıl çağıralım? Kaçtın mı hala aferin git palayı kurtar. Bir şey olmaz hocam. Rol gereği kaçabilir ki. Tamam. Ha. Ahmet ne güzel rol yaptın. Abi yapma. Abi acıttın abi. Abi polisler geliyor abi kaç bence. Geleceğim oğlum, bir saniye öbür kardeşi bulup geliyorum. Üstünüzü öleceğiz. Büyükken niye bize şey yapıyor ki? Korkmanıza gerek. Teşekkürler abi. Oğlum tamam da bu nasıl polis böyle çanta var çapulcu gibi polis? Bu sivil polise denk geldik aa, hocam biz. Haa. Ulan ayda yılda bir soygun yapalım dedik polis çıktı adam. Vallahi billahi ya. Hocam. Üstünüze arama yapacağım sonra bakacağız. Tamam abi. Abi sonra gidebiliriz değil mi? Bir saniye bakacağız o durumda. Abi yalnız benim pala dededen yadigardı onu almasan olur mu ya? Onlara bir şey yapamıyoruz almak zorundayız. Beyefendi siz sivil polissiniz galiba. Evet ben sivil polisim. Beyefendi ama ben bu siyahi arkadaştan şikayetçiyim. Bizim arkadaşı ezdiyor. Tamam okey. Ben arkadaşım konuşuyoruz sonra. Karakola götüreceğim sizi. Tamam. Şeyiniz yapılacak. O görüş sorgunuz tamam, alınacak. Ona göre işlemlere yaparız. Başlayacağız. Tamam. Ben şimdi üstünüzü arayacağım sizin. Tamam. Üstünüzde para var. El koymak durumundayım. Yapacak bir şey yok memur bey. Devlete karşı boynumuz kıldan ince. Tamam. Ali ne yaptın? Kaçtı mı sen? Kaçtım oğlum ben inşaatın hepsi. Pala sende kalsın bizimkiler gitti. Bizim hocam karakola götürecekmiş bizi. Siyahi arkadaşın üstü temiz. Yolda kaçırayım mı sizi? Jiple vurayım hocam, arabaya. Hocam paralar gitti ki. Abi arkada araba çaldılar sanırım abi. Sizin de palanız var. Onu da bir alalım. Evet memur bey. Abi sen de kaçacaktın ya Ahmet tutarken. Bilmiyorum hocam sen bize demedin ki kaçıyorum diye. Dedim abi arkada araba çaldılar abi. Kaçacağım dedin silahindirince. Haydi arabam çal. Sen hocam buralarda durma. Çok polis var Ali. Maskeyle durma. Memur bey bizi bırakmayın. Reis. Abiler hazır abi gitmiş açıklamayın ben öldürmedim valla abi öldürmedim. Koçum senin ismin ne bakayım? Abi benim adım Ramazan abi. Ramazan sen vurmadın değil mi koçum bizim Muhittin? Abi vurmadım abi.
Tamam tamam. Ramazan peki cesedin başında ne yapıyordun Ramazan? Abi ben, vardı. Ben bisiklet gördüm, sahipsiz alacaktım abi, ben kasaplık yapmaya gideceğim. Tamam Hasan'ım tamam sus abi. Polis geldi şimdi. Tamam. Çocuk çok güzel rol yapıyor ha. Hocam bunu da alalım bizim locaya. Aynen ha. Alalım alalım Ramazan'ı alalım hocam. Bir çete kurup polislere karşı savaşırız. Oğlum bu nasıl bir şey kardeşlerim? Hocam ben birden kaskımı çıkarıp avukat rol yapayım mı? Ben senin avukatın olayım. Ali git tipini değiştir hocam. Avukatım olarak gelsene polis karakoluna. Harbiden ha takım elbiseyi giyer. Git kaskını. Tip değişecek param yok ki. Yüz... Ha yüz... Oğlum ne fakiriz ya. WhatsApp'a bak WhatsApp'a. Sabahtan. Kanki WhatsApp'a bak. Tamam dur bakamam oğlum şimdi videodayım. Vallahi gidiyoruz. Emniyete mi gidiyoruz memur bey? Evet emniyete gidiyoruz. Tamam. Oğlum bu adam hiç polis gibi değil ki ya. Bilerek yapmış ya. Sivil polis ya. Ya yok böyle bir şey abi ya. Bir araba çalalım dedik, bir şey yapalım dedik. Neyse gidek. Muhittin'in ceset kalacak herhalde ha. Ahmet sen arkadan mı geliyorsun? Yok yok ben önden gidiyoruz biz. Tamam. Biz de gidiyoruz abi. Memur Bey, vay şey be Fatih. Yok, vallahi şey adamı diyorum ki arkadaşımızın sorgu cenazesi yolun sanki ortasında kaldı. Diyor ki sorgudan sonra hallederiz. Sorguya kadar orada mı duracak? Herkes gitti değil mi Fatih orada? Gitti kimse yok. Biz geldik karakoldayız hocam. Bizi gel karakolun dışarıda. Hocam elektro şok cihazına ben vururdum palayı ya. Evet ya oğlum birimizi şoklardı ne olabilir? Hayır hayır ben arkasındaydım zaten onun o ilk geldiğinde. Keşke olsaydı. Hocam bilmiyor musun bu serverlarda bir şey yapıyorsun hemen bir şey diyorlar. Geleceğim bir şey yani. Arabam çalınmış da benim arabama bakıyorum. Arabasını çalmışlar polisin. Diye. Oğlum bence bu polis değil ya. Dur bakayım. Sen geldin mi Ahmet karakola? Aha karakoldayım. Beni getirmiyor gibi. Gezdiriyor bu. Ha gördüm seni. Geldiniz buradasınız. Ha geldik geldik. Akıncı'yı birini tanıyor musun sen ya? Akın sakın diye biri. Yok yok. Ah yakalasam onu. Hocam kelepçeliyim ya sağa sola da bakamıyorum. Fadıl abi. Fadıl abi. Yolluyorum adam. Paranızı. Tamam ayrılma sakin ol. Fadıl sakin abi ol. Ya. Sakin ol. Bir şey olmayacak oğlum. Bir şey takip olmayacak. Et takip et. Fadıl abi. Beyefendi öyle olmuyor işte. İlk hocam biz bu Ramazan'ı alalım ha. Vallahi iyi çocuğa benziyor. Onu alalım yanımıza. Tamam karakolun. Evet evet. Tamam Ramazan. Dolar alacağız seni de. Ödeyecek parayı sizin vermeniz gerekiyor. Oğlum beni çıkaramıyor ya bu. Yani hiç araba satıp almadınız. Benim kelepçemi çözdü böyle. Kendim yürüyorum. Ha tamam. Beni çözmedi vallahi. Bu öbür kesin bir tane daha arkadaş vardı. Onu benim aracımı çalarken gördüm. Onu da çağırır mısınız? Ali sen aracını mı çaldın polisi kaçarken? Sizin bir telsiniz falan var sanırım. Ben inşaatta kaçtım. Kanki karakolda mısın? Benim aracımı çalarken gördüm. Yoksa daha... Madem sizin aracınızı çalmaz memur bey. Ben öyle gördüm yani hiçbir yoksa... Hiçbir zaman devletin aracını çalmayız. O devletin aracı değil, benim kendi sivil aracımdı. Kırmızı genk arabası. Ama... Memur bey şimdi ben size sorguda anlatırım. Zaten bizim bir aracımız vardı, biz arkadaşımız ezilmiş halde gördük, o yüzden oraya intikal ettik. Sonra siz zaten bizi gördünüz. Anladım, bizim de bir telsiz gibi bir şey kullanmıyoruz yani, baylok gibi bir kullanıcı değiliz yani. Ha, anladım yani... Öbürkü arkadaşı o zaman telefondan arar mısınız? Yani gelsin, hani versin, affedeceğim. Ona bir işlem yapmayacağım. Ama eğer ben bulursam hapishane atarım. Anladım, anladım. Tamam bir girelim odaya. Ali adam diyor ki arabamı peki, getirsin diyor, bir şey Ramazan yapmayacağım Bey, diyor. Cenazeyi gördünüz mü? Niye polise kadar anlamadınız? Tamam. Abi, ben anlatıyorum ya işte. Bir dakika, tamam koçum sen şey yapma. Bir ellerimizi çözer misin memur bey? Zaten emniyetteyiz ha. Fadıl dayı. Oğlum senin ağzını burnunu kırarım lan ben. Abi yapma. Oğlum sen bizim adamı niye eziyorsun? Abi eziyorum abi. Tamam sakin Fadıl abi. Sakin beyefendi sakin. Bir yanlış anlaşılma olmuş anladığım kadarıyla. Ya nasıl yanlış ya? Tatlıya bağlayacağız. Benim ezecek aracım bile yok abi. Tamam. Neyse memur beyler çözer bu olayı artık. Evet biz halledeceğiz. Siz merak etmeyin. Ağzını burnunu kıracağım ya. Abi bizde hak, hukuk, adalet abi. Bizde öyle. Ben
Ama siz burada bekleyin beyefendi. Ben sizin falanınızı almamıştım sanırım. Tekrar üstünüzü arayacağım da. Siyahlı bey. Tabii ben bakın da almıştınız. Şu an yok üstünde. Yok mu? Ben tekrar bak. Beni takip edin. Oğlum bu nasıl polis ya? Beni takip edin diyor. Beni mi diyor? Hocam beni ayrı yere çekip hocam. Galiba evet, ön dişimi çekecekler. Aa vallahi girdik hocam. Şöyle hemen karşıya geçersiniz. Tabii, kısa tabii, bir ifadenizi baba. Alacağım. Tabii. Bana ne olduğunu tam olarak anlatabilir misiniz acaba? Memur bey şimdi biz yoldan geçerken bizim bir arkadaşımız vardı. İnşaatta çalışan Muhittin abi. Yerde onun vurulmuş bir şekilde gördük. Onun başında da bu solda bulunan siyahi arkadaş, donlu arkadaş Ramazan vardı. Biz de hemen ne olduğunu ne bittiğini anlamadan indik. Arkadaşlarla birlikte biz de tarlada çalışıyorduk. Tarladan işte döndük falan. Annemiz bizi bıraktı. Görünce bizim de tabii asfalyalar attı. Hani delikanlı çocuğuz ya memur bey. İndik dedik oğlum bak sen mi çarptın? Çarpmadın mı? İlk başta dedi ki ben çarptım. Sonra yalanlamaya başladı deyince bizim de cebimizde hani biliyorsunuz şehir kar birazcık sıkıntılı. Bir palamız vardı baba yadigarı. Üçümüz de üç kardeş. Çıkarttık. Adamı sadece hani amacımız vurmak değildi. Memur bey inanın biz kimseyi zaten öldürmeyiz. İnşaata çektik sorduk derken zaten sizin memur bey geldi. Orada olay koptu biz de buraya gelmiş olduk. Tamam anladım yani o şahsı. Evet. Siz o Muhittin abinin başında mı yakaladınız? Evet tam başındaydık zaten. Bir tane de araba vardı. Arabanın içinde de bir adam vardı. Ya o vurdu ya Ramazan. Ama biz Ramazan'ı gördüğümüz için. Arabanın içindeki adam. Adam buradayım. Onu bilmiyorum. Bir tane araç vardı. Abi. Tamam koçum. Şimdi tamam koçum. Bir dakika. Bir dakika. Peki o Muhittin abinin başında bulduğunuz adamın o sırada elinde palası evet. Var mıydı? Şimdi ben onu tam görmedim memur bey. Aracın içinde oturuyordu kendisi. Böyle nasıl diyeyim sizlere? Hani bu siyahi, zenci demek istemiyorum tabii. Siyahi adamların kullandığı böyle hani amatörlü bilmem neli araçlar var ya böyle. Evet, Amerikan evet. Model. Ondan vardı. Böyle kırmızıydı. Beyaz çizgisi vardı. O adam da olabilir. Ramazan'ın üstüne de atıyor olabilirler. Ama ben önünde Ramazan'ı gördüm. Öyle bakıyordu. Anladım, anladım. Şimdi benim anladığım kadarıyla üstünüzdeki pala yadigar. Evet, babamızdan hani, bize yadigar. Herhangi bir şekilde yok, kötü niyetle kimseye, kullanmıyorsunuz. Zaten GBTM'e bakabilirsiniz. Biz hiç kimseyi öldürmeyiz. Zaten biz Ramazan'ı da öldürmeyecektik. Sadece tehdit unsuru olarak kullandık. Anladım, anladım. Şimdi bir sakıncası yoksa ben sizin bir üstünüzü arayabilir miyim? Tabii, tabii, tabii. Buyurun, buyurun. Şimdi ellerinizi kaldırırsanız hemen. Abi koskoca jet fadıl. Allah'tan jet fadıl olduğum belli değil kardeşlerim. Üstümde... Şu an üzerinizde palanız yok değil mi? Doğru biliyorum. Evet evet memur bey aldı tamam, zaten. O geri verilir. Eyvallah. Ali sen bize arabayla kiminizi gel. Kiminizi görebilir miyim? Geliyorum tabii. Geliyorum zaten. Çıktınız mı? F5 kasıyla. Kimliğimi göster diyorum göster. Tamamdır. Ha gösterdi. Teşekkürler ifade verdiğiniz için. Şimdi gelin tamam. Benden. Tabii. Hiç kimse de bana sormuyor mu koskoca memuriyette bu kask ne? Sizi biraz bekleteceğim burada. Tabii 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 tabii. Diğer arkadaşla ilgilenince hemen çıkabileceksiniz. Tamam memur bey. Oğlum hapishan. Aa bizim yeşili de hapishaneye düşmüş. Yok yok o bakmaya yandı. Siz mi düştünüz lan? Yok düşmedi gelin, çıkacağız. Gelin mekaniğe gelin. Fadıl abi nasıl geçti? Oğlum Fadıl niye diyorsun? Hocam zaten ifşa aldık burada. Hayır şey. Hayır lan. Ne ifşası oğlum üstümüzde şey var ne fadılı. Hadi ya. Saf mısın oğlum? Maske varken fadıl değildi rol gereği demeyecek. Ha ben karakola geldik yani ya. Üstündeki elbise önemli değil hocam önemli olan maske. Yok karakola geldik Remzi, de şey yaptım oğlum, ben. Oğlum başka isimlerle bizi söyleyin. Remzi korkmazsanım çıkacağız tamam, şimdi. Faruk abi tamam. Tamam. Ha Faruk de bana. Ramazan'ı hocam Ramazan'a desene. Hocam Ramazan'a sen dedim ben sen orada dışarıdayken sen ha. İyi bir çocuğa benziyorsun dedim. Yanağımı okşadım tamam. Böyle kapıda bizim... Sen Ramazan'a de ki çıkışta Ahmet, seni bekliyoruz. Ahmet yanlış anlamış olmasın yanaklar. Yok yok. Hocam sen de ki çıkışta seni bekliyoruz. Fadıl abiyle seni görüşmeyeceğim. Aynen ben. Kapıda bekle dedim. Tamam. Gel biz gidelim kapıya. Oğlum ama dur bekle dedi memur beni. Ha tamam. Beklemedi dedi. Bana kimse bir şey yapmadı Polis sorgu morgu. Şu kapıyı açsanız da ben bir çıksam. Aa. Oğlum ellerini niye kaldırıyorsun? Psikolojisi bozulmuş. Memur bey. İndir lan elini. Şu kapıyı bir salar mısın? Kim ben mi? Ben kaldırmıyorum. Kalkık bukta mi? Kaldı herhalde. Ha oldu şimdi. Geldi mi? Evet evet. Buka girme. Sakat gibi. Efendim ben size evet. Söyleyeyim ne olacağını. Evet. Sizin paranız geri verilecek. Evet. Arkadaşın üstünde pala yoktu galiba içerideki. Yok onda galiba yoktu. Onun yoktu da evet. Memur bey benim palam vardı babamdan kaldı o da benim. O ne olacak? Şimdi
İkiniz de kötü niyetle bir şey yapmadınız diye. Yok biz orada Muhittin abiyi görünce affedersiniz, cenazemiz de var şimdi. Babam ben yadi geldi sen. Sen iyi ağlıyorsun hocam, benden daha iyi ağlıyorsun. Babamdan da yadi geldi şimdi. O içerideki arkadaşı tanıyor musunuz acaba? Yok hiç tanımıyoruz. Olay yerinde gördük. Muhittin abinin cenazesinin başında. Tamam tamam. İçeride beklerseniz siz. Tamam memur bey. Şimdi ben diğer memur arkadaşı çağıracağım. Paranız tamam, geri verilecek sizin. Tamam sağ olun. Tamam çok sağ olun memur bey. Sizi ben dışarı alayım. Tamam sağ olun. Paramızı da mı aldı oğlum? Para değil, pala diyor, pala. Ha palayı mı verecek? Ben para zannediyorum. Yadigar diye. Zıplasan hocam bir sen. Aslında vermemesi lazım değil mi? İşte yadigar dedi ki. Helal lan. Hocam, Ali palalar alıyoruz şimdi. Kanka. Tamam gelin bekliyorum. Tamam tamam geliyoruz dışarı geliyoruz. O Ramazan'ı bekleyelim bence Ali. O iyi çocuk. Kapıda zaten. Kasım, hayır lan içeride. Yo Ramazan içeride şu an. Yeşilde vardı lan kapıda. Bu yeşil değil, başka. O gitsin, o gitsin hocam. O var ya ajan o. Bırak onu. Palayı kim verecek bize? O diğer memur adam. Sesimizi iyi yaptık ya. Böyle yapalım hep sesi. Kalınlaştıralım. Boğuk. Şimdi ben paranızı geri vereceğim fakat biraz bekletmek zorundayım. Tabii. Bir memur bey. İnceleme yapacağız. Prosedür nasılsa siz de uygulamak zorundasınız sonuçta burada. Üstünde herhangi bir hani leke, kan izi falan varsa onları bir laboratuvarda incelememiz gerekecek. Tabii siz ona tabii bakın da biz hiçbir zaman kimseyi öldürmek amaçlı pala kullanmayız. Biliyorum da protokollerden dolayı. Tabii. Doğrudur. Prosedür neyse siz onu uygulayın. Protokol dedi lan prosedür. Bekleyin burada birazdan getireceğim. Ha olabiliyor hocam RP'de öyle. Bizim de karışıyor ağzımız. Oğlum şu çocuk şey değil mi lan? Beyefendi sizin isim neydi acaba? Kardeşime çok benziyorsunuz da. Yok benim ismim Ahmet. Ha, İsterseniz tamam. İçeri gelin arkadaşlar. Tabii Memur Bey. Dışarıda bekletmeyelim sence. Burada videoyu bitiriyorum. Çok uzun olmasın. Tam buradan devam edeceğiz diğer bölümde. Beğeni sayımız 10.000'de. Hemen diğer bölümde gelecek. Beğenilerinizi bekliyorum, yorumlarınızı bekliyorum. Acaba ben palalarınızı vereceğim. Sizin arkadaşınızın teli neydi acaba? Paraları da aldık.